evrutik kaynağı öğrenebiliyor mu gibi biraz böyle eğlenceli içerikleri aynı zamanda bilgi vermeye çalıştık. Ama artık biraz ciddileşmenin vakti de geldi diye düşünüyoruz biz İsa Usta ile birlikte. Evet. Gaz altı kaynağında masif tel, çıplak telle yani SG2 veya SG3 ile aşağıdan yukarı kaynak yapabilir miyiz? Ortaya yığdınız, kenarda 2 saniye beklediniz. Ortaya yığdınız. Oldukça homojen, düzgün bir kaynak. Birleşme kabiliyeti açısından görsel olarak dış muayenede çok tatmin edici. Merhabalar, herkese kolay gelsin. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Şimdi geçtiğimiz haftalarda biraz daha eğlenceli içeriklere yer verdik. İşte alüminyum paslanmazla birleşir mi? İşte evrutik kaynağı öğrenebiliyor mu gibi biraz böyle eğlenceli içeriklere aynı zamanda bilgi vermeye çalıştık. Ama artık biraz ciddileşmenin vakti de geldi diye düşünüyoruz biz İsa Usta ile birlikte. Evet. Şimdi sizlerden sıkça gelen bir soru vardı. Gaz altı kaynağında masif tel, çıplak telle yani SG2 veya SG3 ile aşağıdan yukarı kaynak yapabilir miyiz? Yaparsak nelere dikkat etmemiz lazım? Bugün biraz bu konuyu ele alacağız. Şimdi tabii aşağıdan yukarı kaynak dediğimizde hemen hemen tüm sektörler, işte otomotiv sektörü, çelik konstrüksiyon imalatları, tersaneler, basınçlı kazan imalatları aşağıdan yukarı kaynağı yeri geldiğinde icra etmek durumunda kalıyorlar. Bu bir zorunluluk esasında. Tabii günümüzde bunların büyük bir çoğunluğu özlü telle yapılıyor. Neden? Verimi çok daha fazla, işte ısı girdisiyle alakalı bazı avantajları var vesaire. Gerek orta ölçekli işletmelerde, gerekse projenin gerekliliklerine göre, projenin beklentilerine göre hala da masif telle, yani çıplak telle pozisyon kaynağı beklentisi oluşabiliyor. Bugün size bunlardan bahsedeceğiz. Konu hakkında pratik bilgileri İsa Usta verecek. Biz de üzerine birkaç teorik bilgi eklemeye çalışacağız. Şimdi öncelikle biz bu imalatı, uygulamayı karbon çelikler üzerinde göstereceğiz. 6 milim bir parça seçtik. Neden 6 milim seçtiğimizi de birazdan izah edeceğiz. Öncelikle İsa Usta bize boş bir parça üzerinde aşağıdan yukarı salınımlı bir kaynak yaparken icra edilmesi gereken salınım hareketini bir göstersin. Daha sonra kaynak üstünde bir görelim. Sonra da teknik yorumları birlikte yaparız. Başlayalım mı İsa Usta? Başlayalım. Şimdi size salınım hareketini gösteriyorum arkadaşlar. Buranın aynı böyle köşe olduğunu düşünün. Kaynağa başladınız. Kaynağa başladınız. Ortaya yığdınız. Kenarda 2 saniye beklediniz. 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 Yani sizin burada yaptığınız salınım aynen bu şekil bir salınım oluyor. Sadece gösterdiğim gibi salınım yaptıktan sonra ortada hiç beklemeden diğer tarafa geçiyorsunuz. Kenarlarda bekliyorsunuz. Ortada beklemeden geçiyorsunuz, kenarda bekliyorsunuz. Ortaya beklemeden kenara geçiyorsunuz, kenarda bekliyorsunuz. Yani ortaya teli yığıp kenarda bekliyorsunuz. Ortaya teli yığıp kenarda bekliyorsunuz. Mantık şu arkadaşlar. Normalde aktığı için tel aşağı doğru. Tel aşağı doğru aktığı için siz buraya verdiğiniz anda teli, şu içe verdiğiniz anda tel buraya oturmuş oluyor. Şurada 2 saniye bekliyorsunuz. 1 saniye. Artık o sizin dikişinizin kalınlığına bağlı. Burada teli yığıp diğer tarafta bekliyorsunuz. Ne oluyor? Buradaki telle, buradaki teller birbirine emişmiş oluyor. Ne oluyor? 3. kademeye çıkacaksınız artık. Gene aynı şekil. Buraya teli yığıyorsunuz. Alta inip biraz 2 saniye bekliyorsunuz. Tekrar yukarı çıkıyorsunuz. Teli yığıyorsunuz. Kenarda 2 saniye bekliyorsunuz. Tekrar yukarı çıkıyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Kenarda 2 saniye bekliyorsunuz. Bu şekilde yaptığınızda kaynağı yığa 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 akıntıya da engel olmuş oluyorsunuz. Çok da güzel bir dikiş elde ediyorsunuz. İsa Usta, şöyle de bir söyleyebilir miyiz? Şimdi masif telle aşağıdan yukarı çıplak telle kaynak yapmak için esasında iki farklı ana unsur var. Biri doğru salınım yapmak. Evet. İkincisi de parametreyi doğru ayarlamak. Siz evet, köşe kaynağında yatay bir pozisyonda herhangi bir parametreyi kullanabilirsiniz ama pozisyon kaynağında biraz daha hassas bir parametre ayarı gerekiyor. Şimdi birazdan biz de o parametre ayarını göstereceğiz. Daha sonra da bir kaynak üstünde uygulamaya geçelim artık. Evet, geçelim. Evet, şimdi İsa Usta bize salınım hareketinden bahsetti. Az önce de bahsettiğimiz gibi aşağıdan yukarı kaynak yapmanın iki tane temel faktörü var. Biri salınım hareketi. İsa Usta nasıl yapılacağını gösterdi. İkincisi de doğru parametre. Şimdi bizim burada kullandığımız parametreleri ekranda görebiliyorsunuz.
makineden makineye, güç ünitesinden güç ünitesine değişkenlik gösterebilir ama söylememiz gereken, burada altını çizmek istediğimiz nokta şu. Gördüğünüz gibi herhangi bir pulse modu veya ekstra bir mod kullanmıyoruz. Sadece makinenin standart gazaltı modunda kaynak yapıyoruz ki sizlerin de birçoğunun kaynak makinesi, endüstride de hala konvansiyonel gazaltı kaynak makinesi veya düz sinerjik kaynak makinesi. Yani bunun için illaki bir pulse moduna ihtiyaç yoktur. Parametrelerimizin ne kadar düşük olduğunu görüyorsunuz. 1 milimterle yapıyoruz. Bir hatırlatma daha yapalım. Mecbur kalmadıkça gazaltı kaynağıyla çıplak telle aşağıdan yukarı kaynak yaparken 0.8 milim veya 1 milim kullanın. 1.10'da 2 milimetre telin akma eğilimi biraz daha fazla olacaktır. Parametrelerimiz oldukça düşük seviyede, geçiş arkını temsilen bir kaynak yapacağız. Birazcık çok ufak sıçrantı olması gayet normal, hiç kafanıza takmayın. Birazdan bizim kaynağımızda da benzer sıçrantıları göreceksiniz. Az önce yaptığım hatırlatmayı tekrar yapayım. 6 milim üstü, özellikle 8 milim üstü diyebiliriz, 8 milim üstü malzemelerde çıplak telle gazaltı kaynağında aşağıdan yukarı kaynak önermiyoruz. Yapıldığı takdirde görsel olarak güzel bir dikiş çıkacaktır, ancak müfüziyet veya çentik darbe dayanımında ciddi düşüşler gözlemleyebilirsiniz. O noktadan sonra hemen özü teli düşünmeye başlayın ki biz de zaten önümüzdeki dönemlerde özü telleri detaylı olarak aktaracağız. Şimdi İsa Usta bize parça üstünde bir torç hareketini göstersin. Sonra hemen kaynağında yakın çekimden filtreli görüntüsünü görelim. Evet arkadaşlar, şimdi size pozisyon ve açının nasıl olacağını göstereceğim. Telin ucunu size bilerek çıkardım ki göresiniz diye. Torç hareketini göstereceğim size. Burada başladık kaynağa. Yığdık, geldik, bekledik. Başladık kaynağa, yığdık, geldik, burada bekledik. Yukarı doğru çıktık, yığdık. Çünkü burada yığılan kaynak aşağı doğru aktığı için dediğim gibi kenarda bekliyoruz. Ortada bekleme yok. Ortada yukarı doğru yığıyoruz. Azıcık aşağı geliyoruz. 1-2 milim kadar bekliyoruz. Yukarı çıkıyoruz. 1-2 milim kadar aşağı geliyoruz. Yani bununla aynı hizaya geliyoruz. Bekliyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Aşağı geliyoruz. Bekliyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Aşağı geliyoruz. Bekliyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Aşağı geliyoruz. Bekliyoruz. Aynı bu şekil. Açınız da yaklaşık bu açılarda olsun. Hani dik de atabilirsiniz. Problem değil ama bu açıda atarsanız rahat edersiniz. Çünkü yığılmayı çok rahat görürsünüz. Daha alda indirirseniz sıkıntı olur. Yığılma sizin üstünüze olur. Çok yukarı kaldırırsanız o da sıkıntı olur. Yaklaşık bu açılarda olursa dediğim gibi bu şekil. Yani siz torcu ileri geri getirmeyeceksiniz. Tel ileri gidecek, gelecek. Siz sadece burada ortada beklemiyorsunuz. Geliyorsunuz, burada bekliyorsunuz. Ortada beklemiyorsunuz, geliyorsunuz, bekliyorsunuz. Tel içinden çıkıp buraya yapışacak. Sonra siz torcu çevirdiğinizde burada kenarda kalacak. Siz bu tarafa doğru torcu yukarı doğru hafif çevireceksiniz. Bu kenara geleceksiniz. O arada tel ileride yapışıp sol tarafta ya da sağ tarafta kalacak.
Evet, İsa Usta. Ellerine sağlık. Şimdi kısaca bir kaynağa bakalım. Açıkçası öyle üzerine konuşacak çok da bir şey yok yani ama evet. Bir bakalım birlikte. Burçin'i de davet edelim buraya. Yakından göstermeye çalışsın. Şimdi zaten salınım hareketini göstermiştin. Evet. Biz bunu bir hızlıca tel fırçayla fırçaladık. Başka da bir işlem yapmadık. Daha önce de belirttiğimiz gibi çok ufak sıçrantı taneleri görüyorsunuz. Gayet normaldir. Geçiş arkında kaynak yapıyoruz. Pozisyon kaynağı yapıyoruz. Hiç problem yok. Siz de buna benzer bir sıçrantılar görürseniz bilin ki doğru yoldasınız. Problem teşkil etmiyor. Zaten bunlar birazcık daha bir işlemle tamamen çıkar. Ya şimdi ben kendi açımdan değerlendirecek olursak şöyle bir yandan bakıyorum. Tam 45 derecelik bir geometriyi görüyorum. İki malzemenin birleşme noktalarına bakacak olursak %100 homojen bir sarılma görüyorum. Hiçbir şekilde bir yanma oluğu vesaire undercut gibi bir kaynak hatası emaresi görmüyorum. Oldukça homojen, düzgün bir kaynak. Birleşme kabiliyeti açısından görsel olarak dış muayenede çok tatmin edici. Tabii bunun nüfuziyet testlerine ilerlerde bakarız bu salınım hareketlerinin yan etkilerine. Bu açıdan değerlendirecek olursak 10 üzerinden 10 diyebiliriz bu kaynağı. İsa Usta peki biraz altı kaynağı yapıyorum. Yatay pozisyonlarda iyiyim, pozisyonda iyi değilim. Bu kaynağı elde etmek için ne yapmam lazım? Anahtar nerede? Şimdi ilk önce dediğim gibi pozisyonunuz önemli. Aldığınız pozisyon önemli çünkü hep aynı dikişi çıkarmak istiyorsanız. Yani öyle rastgele amatör bir şey yapıyorsanız problem değil ama aynı dikişi istiyorsanız ilk önce pozisyonunuzu alacaksınız. İkincisi amperinizi çok güzel ayarlayacaksınız. Çıkacağınız hıza göre. Hı hı. Çünkü sizin eliniz belki benden daha hızlıdır. Bir tık üstte amper yapabilirsiniz. Bravo. Anladın mı? O yüzden yani belki o kaynakçıya bağlı bir şey. Amper ayarı burada evet, özellikle pozisyon ayarı. Kaynağında çok kritik. Tabii. 5-10 amper bile çok ciddi bir fark yaratabiliyor. Şimdi ben burada bizim makinenin amperini söyleyeceğim. Diğer kendi makinenin amperleriyle uğraşacaklar. Olmayacak yani denk gelmeyecekler birbirlerine. Kesinlikle ve son olarak da galiba pratik bu işin. Çok fazla pratik yapmaları gerekir. Başka çaresi yok. Evet. Yani bir süre sonra pratik yaptıkça bunu... Evet. Bunu da yapamıyoruz diye şey yapmasınlar. Yani amperi düşürün. Bir parça atın, 3 santim kaynak atın bir bakın. Alttaki ile üstteki sürekli farklı yer değiştirmeye başlayacak sizin yaptığınız kaynaklar. En sonunda artık belli bir bölgede düzgün bir kaynak yapacaksınız. Ondan sonra direkt aşağıdan yukarı tek bir seferde atabilirsiniz. Evet, bu birleştirme yöntemini, bu salınım yöntemini köşe kaynaklarında kullanabilirsiniz. Alın kaynaklarında kullanabilirsiniz. Bindirme kaynaklarında kullanabilirsiniz. Az önce İsa Usta'da altını evet. çizdi. Burada bir kök atılıyorsa, ekstra bir tasarım beklentisi varsa orada farklı salınım metotları tabii. uygulanır. Bunlar biraz daha ileri seviye konular. Biz burada temel bir köşe birleştirmesi ve alın birleştirmesinde evet. size optimum nüfuziyeti verecek, parametre açısından sizi zorlamayacak bir kaynak dikişinin çalışmasını yaptık. İlerleyen fazlarda böyle 15-17 milim, 18 milim kaynak ağzı açılmış malzemelerin dolgusu, bunların bindirmesi, testleri, bindirmeleri, kökü tik, üstü özlü tel, evet. kökü tik, üstü bazik falan bunların hepsini yapacağız. Onlar biraz daha teknik konular. İsa Usta eline sağlık. Güzel çalışma oldu hakikaten. Evet ben de çok sevdim. İki tane eğlenceli içerikten sonra biraz ciddi konulardan bahsettik. Tabii. Meslek sergiledik yani. Meslek değil mi? Meslek tabii. sergiledik. Mesleğe de biraz saygımızı gösterdik. Tabii ki. Sorularınız, görüşleriniz varsa mutlaka bekliyoruz. Zaten bu içerikte sizden gelen yorumlar doğrultusunda ürettiğimiz bir içerikte. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.